Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyamı yevmiddin. Kale Allahul Hakim في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الله İbadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ebu Zer-i Gıffari'ye nasihatlarından söz ediyordu. Ebu'l-Esved-i Duveli şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer, Cundeb bin Cunade'nin yanına gitti. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk vakitlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Mescitte Allah Resulü ve onun yanı başında oturan Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kimseyi görmedim. Mescitte kimsenin olmayışını ganimet bilerek dedim ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın onunla bana fayda vereceği bir nasihatta bulunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer hoş geldin, sen biz Ehl-i Beyt'tensin buyurduktan sonra şöyle buyurdu. İnni musike bi vesiyyetin fehfedaha. Ey Ebu Zer, sana nasihatta bulunacağım, bu nasihatıma kulak ver, bu nasihatımı İyi belli. فَاِنَّهَا جَامِعَةٌ لِتُرُوغِ الْخَيْرِ وَسُبُولِهِ Bu edeceğim nasihatlar tüm güzellikleri bir araya toplamıştır. Tüm güzelliklerin yolunu göstermektedir. فَاِنَّكَ اِنْ هَفِسْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلًا Eğer bu nasihatıma kulak verir isense, bu nasihatımı günlük yaşamına aktarır isense, dünya ve ahiret hayrına ulaşmış olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ebu Zer'e nasihatlarında tembelliğin zararlarını hatırlattıktan sonra, gerçek iman hakkında Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, La tusibu hakikatel imani hatta taran nasa kullahum hamqa'a fi dinihim uqala'a fi dünyahum. Ey Ebu Zer, halkın tamamını dinlerinde ahmak, dünyalarında ise akıllı görürsen gerçek imana ulaşırsın. İnsanları dünya işlerini yoluna koymada başarılı ve muvaffak gördüğünde bil ki onlar dünya işlerinde akıllı ve şuurlu, ancak dinlerinde, imanlarında çok cahil ve bilgisizlerdir. Akıllı kişi güzelle daha güzel arasında seçim yapmak istediğinde daha güzelini seçendir. Akıllı kişi dünyayla ahiret arasında seçim yapmak zorunda kaldığında ahireti seçendir.
Basit bir hesap yapacak olur isek dünyada insanın ömrü 80-90 yıldır. Bu sayılı yıllar ahiretin ebedi yılları karşısında bir hiçtir. Dünya lezzetlerinden istifade etmek için insanlar ne kadar da zahmetlere katlanmak zorunda kalıyorlar. Halbuki ahiret nimetleri zahmetsiz bir şekilde insanlara sunulmaktadır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. La yemessune fiha nesabun ve la yemessune fiha lugubun. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. Yani ilahi nimetlerin sunulduğu cennet öyle bir yer ki insanlar hiçbir yorgunluk hissetmezler. Bu nimetler bunlara ulaştığında hiçbir zahmete katlanmazlar. Ve orada da dünyadaki gibi bıkıp usanma yoktur. Ahiret nicelik ve nitelik bakımından dünyadan kat kat üstündür. Ahiret kalıcıdır, dünya geçicidir. Ayet buyuruyor ki: "Vel ahiretu hayrun ve abqa." Ahiretse daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Akıllı bir kişi geçici ile kalıcı arasında seçim yapmak isterken hangisini seçer? Geçici, lezzetlerin geçici olduğu kısa bir zamanı mı seçer? Ebedi lezzetleri daimi olan ahireti mi seçer? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer Gıffari'ye nasihatının bu bölümünde nefis tezkiyesine, nefsini eğitmeye, nefsinin yularını eline almasını hatırlatarak şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, hasib nefseke qabla en tuhaseb. فَهُوَ اَحْوَنُ لِحِسَابِكَ غَدًا. Ey Ebu Zer, nefsin hesaba çekilmeden önce nefsini kendin hesaba çek. Zira bu hesabın yarınki kıyamet hesabına bir yardımcıdır. Yarınki kıyamet hesabını kolaylaştıracak bir yardımcı fiildir. İnsan dünyada nefsini hesaba çekse, hazırlığını görse, kıyamet hesabında rahat olacaktır. O melekler ki insanı hesaba çektiğinde bu şahıs çok rahat olur, çok rahat bir şekilde hesabını hazırlıklı bir şekilde meleklere, görevlilere sunabilir. İnsanın kendisini muhasebeye çekmesi, hesaba çekmesi, nefsini sorgulaması, herkesin kavrayıp derk edebileceği ve yapmak zorunda olduğu bir görevdir. Ticaretle uğraşan birisi için hesap kitap çok önemlidir. Aylık hesap, aylık hesap, haftalık hesap, günlük hesabını tutar ki sene sonu zarar mı etmiş, kar mı etmiş onu derk edebilmesi için, ona ulaşabilmesi için. Mümin birisi de bir esnaf ve ticaretle uğraşandan daha dakik bir şekilde nefsini hesaba çeker. Nefsini tabiri caizse hesaplar, irdeler, tüm yaptıklarını göz önünden geçirir. Hesabı ertelemek, hesap kitabı ertelemek, nefsi hesaba çekmemek günahların unutulması ve çoğalmasına vesile olur. Ve yine nefsi hesaba çekmemek, nefsten gafil olmak tövbeyi geciktirir. Günahları önemsemeyen birisi de bir çare ve telafi peşine koyulmaz. Çünkü gaflete boğulur. Bu gaflet içerisinde hiçbir şey aklına gelmez. Kendisine geldiğinde de iş işten geçmiş olacaktır.
Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bizim hatamız, bizim yanlışımız, bizler sadece günahı cinayetle, dolandırıcılıkla, hırsızlıkla sınırlıyoruz. Hatta bazen günahkardır denildiğinde biz ne yaptık ki diyebiliyoruz. Günlük bir çizelge tutar isek elimize kalem defter alıp 24 saatimizi sabahtan akşama kadar işlediğimiz günahları yazar isek günün sonunda ne kadar da günahkar olduğumuzu anlarız. Ne kadar da hata ettiğimizi anlarız. İnsan nefsini muhasebe ettiğinde hata ve günahlarının farkına varıyor. İnsan nefsini hesaba çektiğinde ve bu günahlarını gördüğünde kendisini ne kadar hakir ve zavallı bedbah olduğunu görür. İnsanoğlu kendisini çok seviyor ve insanların da sevmesini istiyor. Ve Allah yanında da bir makam ve menzilet edinmek istiyor. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Allah yanında makam ve mevki edinmek istiyor isek bunun yolu Allah'a kulluktur. Allah'a bendeliktir. İlahi emirlere tabi olmaktır. Ahlak alimleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin nasihatının bu bölümünü tefsir ederken nefis tezkiyesi için müşarete, murakabe ve muhasebenin gerekli olduğunu zikretmişler. Müşarete nedir? Müşarete yani şart koşmak. Nefsimizi şartlandırmaktır. Sabah uyandığımızda Allah'ın ömür gibi büyük bir sermayeyi bizim emrimize, bizim irademize verdiğini görüyoruz. Kalkmasaydık, uyanmasaydık her şey bitmişti demekti. Ve nitekim niceleri akşam uyumuş, sabah kalkamamışlar. Dolayısıyla hala ki biz sabah kalktık, Allah'ın bu nimetine ilk olarak teşekkür etmeliyiz. Rabbim hamdü sanalar olsun, biz kalkabildik. Bu ömrü, bu sermayeyi bana layık gördün. Daha sonra nefsimizi muhatap alarak, ey nefis, Allah bu sermayeyi sana verdi. Sen de bu sermayeyi kurtuluş ve saadet için kullan. Başka şeylere harcama bu sermayeni. Bu sermayeyi boş yerlere harcama. Ve bu şekilde dedikten sonra nefsinle ahitleş. Nefsine şartlar koş. Ey nefsim, artık günah işlemeyeceksin. Ey nefsim, artık Allah'a isyan etmeyeceksin. Ey nefis, dikkat et. Bak, uyanmayabilirdin. Belki de sahip olduğun bu ömürün birkaç gün vakti kalmış. Ona göre değerlendir. Böylesi şart koşmamız gerekiyor nefsimize. Bu şarttan sonra, yani müşareteden sonra sıra murakabeye geliyor. Yani verdiğin sözleri tutmaya geliyor. Nefsine söz verdin ya, günaha bulaşmayacaksın. Namazlarıma önem vereceğim. İlahi ibadet ve itaate hassasiyet göstereceğim. Bunlara dikkat etmeye geliyor sıra. Ve bir diğer tabirle amellerimize dikkat etmeye başlayacağız. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Adamın birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gelerek ya Resulallah bana nasihat et dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o nasihat isteyen o kişiye 3 kez sana nasihat eder isemse kabul edecek misin? Amel edecek misin diye sordu. Adam her üçünde de evet ya Resulallah nasihatlarına kulak vereceğim, amel edeceğim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir iş yapmaya karar verdiğinde o işin akıbetini iyi düşün. İyiyse, hayırsa o işi yap. Eğer sonu iyi değilse,
sonu hayır değilse o işi yapmaktan vazgeç. Değerli müminler, hakikatta bu nasihat bize yeterdir. Tüm işlerimizde bu nasihat geçerlidir. Yaptığımız her işte, konuşmanda, bakışında, duruşunda, oturuşunda işlerin sonuna teveccüh etmeliyiz. Hayır mı burada oturmam, hayır değil mi? Faydası yoksa oturum orada. Faydası varsa otur orada. Bu sözümün sonu nereye gidiyor? Hayır mı, hayır değil mi bu sözümün sonu? Hayırsa konuş, sakıncası yoktu. Hayır değilse sus, konuşma. Üçüncü aşaması nefis tezkiyesinde muhasebedir. Hepimizin yapması gereken hesap ve kitaptır. Ahlak alimleri nefis tezkiyesinde muhasebeyi son aşama, üçüncü merhale olarak zikretmişlerdir. Muhasebe yani insanın gün sonunda tüm amellerini gözden geçirip itaat ve günahının miktarına varması demektir. Akşam yastığa başını koyduğunda tüm amellerini nazara al. Bugünkü amellerim nasıldır? Günahım mı çok, itaatim mi çok? Böylece Allah'a kulluğunda bir fazlalık var ise Allah'a hamdü sana et. Çoğaltmasını iste Allah'tan. Allah korusun, isyan var ise, günah var ise hemen istiğfar edip tövbe et. Pişmanlığını dile getir. Dikkat edin, Ehl-i Beyt imamlarından İmam-ı Musa Kazım aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Leyse minna men lem yuhasib nefsehu fi kulli yevmin. Her gün nefsini hesaba çekmeyen bizden değil. Yani her gün düzenli bir şekilde artısını ve eksisini hesaplamayan, günahını ve itaatini hesaplamayan imam buyuruyor bizden değil, bizim dostumuz değil o. Nefsini hesaba çekti, her gün muhasebesini yapıyor. فَاِنْ عَمِلَ حَسَنًا اِسْتَزَادَ اللّٰهِ. Bu hesap sonucu hayırlarının çok olduğunu görüyor. Allah'tan talep etsin ki Rabbim daha da fazlalaştır bu hayırlarımı. فَاِنْ عَمِلَ شَيْئًا شَرْعًا اِسْتَغْفَرَ اللّٰهِ مِنْهُ وَتَابَ اِلَيْهِ. Allah korusun, maazallah. Eğer kötülüğü fazla ise, isyanı fazla ise istiğfar etsin, tövbe etsin, pişmanlığını dile getirsin. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Ela unabbiukum bi ekyesil keyyisin ve ahmaqil humaqa. Ey ashabım, sizlere insanların en akıllısı, akıllıların en akıllısını ve ahmakların en ahmakını bildirmemi ister misiniz? Galu bela ya Resulallah. Ashab dedi ki evet ya Resulallah, insanların en akıllısı kimdi? İnsanların en ahmakı kimdi? Bize bildir bunu. Gale ekyesul keyyisin men hasebe nefsehu ve amile lima ba'del maut. Allah Resulü buyurdu ki akıllıların en akıllısı nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Allah Resulü güzel bir ölçü vermiş bize. Akıllı mıyız, akıllı değil miyiz? Bu bize bir ölçüdür. Nefsimizi hesaba çekiyor muyuz? Yarın gideceğimiz o mezar için hazırlık görüyor muyuz? Yarının kıyameti için ne yapıyoruz? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ve ahmaqul humaqai men ittaba'a nefsehu hawahu ve temenna alallahi'l emaniyye. Ahmakların, aptalların da en aptalı nefsani isteklerine tabi olmuş, nefsine uymuş ve Allah'tan güven istiyor. Allah'tan mükafat istiyor. Bu da insanların en aptalıdır. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu sayılı günlerdeyiz. Ömür geçmektedir. Ömrümüzden
güzel istifade etmeliyiz. Akıllı birisi olmak istiyor isek nefsimizi her gün hesaba çekmeliyiz. Ne yaptım bugün? Bugün Allah'a ne kadar kul olabildim? Bugün şeytan bana ne kadar yaklaşabildi? Bunları yapar isek insanların en akıllısı olabiliriz. Aksi takdirde dünya işlerini yoluna koymuş, kıyametten gafil olmuş kişiye akıllı denilmez. Dünyasını abat etmiş, kıyametini viran etmiş kişiye akıllı denilmez. Akıllı her ikisini bir arada götürendir. Kıyamet yatırımı yapanlardır. Yarın kıyameti için oraya bir şeyler gönderenlerdir. Allah bizleri kıyamet yatırımı yapan salihlerden, müminlerden karar kılsın.